Merhaba arkadaşlar, Rençber TV'ye hoş geldiniz. Ben Kemal Beytekin. Sevgili arkadaşlar, değerli takipçiler, bugünkü videomuz karpuz ile ilgili olacak. Esas değinmek istediğimiz nokta, karpuzda erken döl tutumu olduğunda, çalı kendi tamamlanmadığında neler yapılabilir, biz neler yapıyoruz. Onun hakkında bilgi vereceğiz. Biraz da gübreleme hakkında bilgi vereceğiz. Bazen şartlar iklim şartları insanın istediği şekilde gitmiyor. İklim şartlarından dolayı bazı sıkıntılar meydana gelmekte. Bu durumlarda kendiniz müdahale ederek bir şekilde karpuzunuza, bitkinize yön vermeniz gerekiyor. Şimdi bu tarlada bu sene hava biraz soğuk gitti, biraz yağmurlu gitti. Yani iklim şartları biraz sıkıntılıydı. Erkenden karpuz çalışmadığı için erkenden döl tutmaya başladı ve daha çalı ufakken karpuz tutmaya başladı. Çalı çok ufak olduğu için bazılarında oldu, bazılarında da olmadı. Bu durumda ne yaptık? Bu durumda bu üstünde tutan karpuzları hepsini, birçoğunu söktük, attık. Karpuzun şu şekilde yeniden döl tutmasını ve biraz çalı yaptıktan sonra döl tutmasını sağlamak için bu işlemi yaptık. Bazen domatesde de oluyor. Domates daha küçükken meyve tutuyor. Küçükken meyve tuttuğu zaman o üstündeki meyveleri az olduğu zaman koparıp atıyoruz. Sonra yeniden güzel bir şekilde meyve tutuyor. Şimdi atalarımız ne demiş? Ne demiş arkadaşlar? Üzüm saptan, pamuk çöpten olur. Çalı olmazsa verim olmaz. Çalı olmadığı zaman, erkenden meyve tuttuğu zaman erkenci olur. Fakat bu sefer de ne olur? Veriminiz çok az olur. Bu durumlarda yapacağımız işlem, dediğim gibi, şu şekilde erken dölleri koparıp atmak olabilir. Bu da güzel bir çözümdür. Bunu niye yapıyor? Başta da söyledik. Bunu genelde iklim şartları bozuk gittiğinde, yanlış bir gübreleme yaptığınızda, bitki strese girdiğinde erkenden döle yatabiliyor. Bu domates için de geçerli, patlıcan için de, bütün sebzeler için geçerli. Şu karpuzun şu durumda, burası biraz boş da, ama şöyle baktığımızda ilerleri fena değil. Şu durumda artık döle girmesinin bir sıkıntısı yoktur. Ama bu kopardığımız karpuzları, bunları bayağı zaman önce tuttu. Onun için bir müdahale yapmak gerekti. Şimdi yeniden karpuz döle yatmış. Bunlar da artık zamanıdır olabilir. Şöyle görünüyorum, bilmiyorum. Aha, şimdi görünüyor. Şu anda döle yatmış. Bu normaldir arkadaşlar. Erkenden niye mahsuller, sizin de başınıza gelmiştir. Domates olsun, biber olsun, patlıcan, karpuz, kavun. Erkenden mahsuller niye döle yatar? Dediğim gibi fiziksel şartlardan. Ama şimdi Allah-u Teala bu bitkileri yaratmış. Bu bitkilerin Allah tarafından verilmiş aklı yok ama sezgileri vardır. Bu bitkinin amacı ve gayesi kendinden sonra kendi tohumunu bırakmak. Hal böyle olduğu için bitki yani şey için çalışmaz. Mehmet Kemal Beytekin bana gübre attı, ilaç attı, dünya masraf etti, çoluk çocuğu var, ben buna para kazandırayım derdi yok. Bitkinin tek derdi kendinden sonra tohumunu yetiştirmek. Yani bitkinin esas görevi bu. Tohum yetiştirmek. Neslinin devam etmesi için Allah tarafından bitkiye verilmiş bir özellik diyelim. İklim şartları kötü gittiğinde, bitkiye kötü davrandığınızda, susuz bıraktığınızda, çalı zayıf kaldığında ya da hastalığa maruz kaldığında bitki erkenden öleceğini hissediyor. Erkenden öleceğini hissettiği için ölmeden bir an önce ben meyve tutayım da tohum bırakayım. Yani bitkinin bütün derdi bu. Nasıl insanlar hani yaşlılar çocuğumun mürüvvetini göreyim diyorlar ya, bitki de bir an önce mürüvvetini görmek istiyor.
Hava şartları, iklim şartları, yaptığınız hatalardan dolayı zayıf kaldığı zaman erkenden meyve tutar. Ama siz o meyveleri kopardığınız zaman ve güzel bir bakım yaptığınız zaman bitki tekrar çalıya geçiyor. Ama keyfi yerinde olan bitki, bakımı iyi, hava şartları düzgün, hastalık görmedi. Nasıl olsa her şey zamanında olacak diye bir sıkıntı olmadığı için tam zamanında meyvesini tutar, zamanında çiçeğini verir. İki bitkiyi, aynı çeşit bitkiyi yan yana ekin. Örnek veriyorum, birini buhata ekin, birini buhata ekin. Aynı çeşit, aynı gün, aynı tohum, aynı fide. Birine bakım yapın. Gübresini verin, suyunu verin, hastalık ilacı var, hastalık varsa ilacını atın. Birine de su vermeyin, gübre vermeyin, susuz bırakın, az bakın ölmeyecek kadar. Göreceksiniz o zayıf olan taraf, o kuvvetli olan taraftan daha önce meyve verecektir. Domateslerde de bunu yapabilirsiniz. Patlıcanda da, biberde de bunu yapabilirsiniz. Erkenden döle girdiği zaman bunu yapabilirsiniz. Bir de mesela bu insan kaynaklı hata niye oluyor? Boğmalar bazen oluyor. Şimdi adam şey yapıyor, fosforu basıyor, tutturucuyu basıyor ama suyunu zamanında vermiyor, bakımını iyi yapmıyor. Bir de üzerine hava şartları bozuk gidiyor. Ne oluyor? Bitki daha zayıfken çalısını tamamlamadan döle yatıyor. Döle yatıyor, bu sefer çiftçi bakıyor, diyor ki benim bitkim zayıf, çalısı zayıf, basıyor gübreyi, azotu basıyor, azotu, gübreyi falan basınca da bitki diyor ki ya ben yanlış yaptım diyor herhalde. Bana şey geliyor, vitamin geliyor, su geliyor, gıda geliyor. Hele şu üstümdekilerini bir atayım diyor. Ben yeniden güzel bir meyve tutarım diyor. O dönemde de karpuzda özellikle bu. Karpuz ve kavunda aşırı boğmalar meydana geliyor. Yani şu şekildeki karpuzu bile, karpuz bunu atıyor. Çünkü gelişim çok güzel. Her şey zamanında olsun diyor. Bu tohum, bundan az tohum çıkar. Ben daha güzel tohum tutacak meyveler üretirim diyor. Üstündekini bir temizliyor. Daha sonra da tekrardan tutmaya çalışıyor. Bu sefer kol uçlarında tutuyor. Özellikle karpuz ve kavunda. Kol uçlarında tutulan meyveler de kök bölgesi gibi meyveler kadar iri ve kaliteli olmuyor. Durumlar bu şekilde. Bu kültürel işlem olarak bunu anlatmak istedim. Sadece gübreleme, yapacağımız gübreleme olarak değil. Bu kültürel işlem olarak bunu anlattım. Eğer başınıza gelirse, ola ki iklim şartlarından yaptığınız bir hatadan dolayı erkenden şeye yatarsa, karpuzunuz döle yatarsa, üzerindeki dölleri alın. Eğer homojen bir şekilde döle yatmış ve zayıfsa, bunu almazsanız bence daha iyi olur. Çünkü erkenci olur. Onu alıp sonra 7 ton alacağınıza erkenci olarak 4 ton almanız daha güzel olacaktır diye düşünüyorum. Mesela bunda, şimdi bunda, bu kökte karpuz hiç yokken, ondan sonra şu kökte karpuz var. Bunda 5 kiloluk var. Örnek veriyorum. Bunda daha yeni tutmuş. O durumlarda da büyük erkenden tutmuş karpuzları silebilirsiniz. Biz de bugün Temmuz'un 3'ü mü 4'ü mü? 4'ü herhalde. Ya da 3'ü, yanlış söylemeyin. Halen met çekiyoruz. Son tarlamız. Son domates videosunu yapmıştım. Ama son kavun videosunu daha yapmadım. Burası şu karşıda görmüş olduğunuz yer. 200 dönüm. Buranın yarısını fidemiz var. Fide dikeceğiz. Kalan yarısını da çeyrek ekeceğiz. Burası da kavun olacak. Ve bu tarla bizim son tarlamız. Bunun da meçini çekip ekimini yaptıktan sonra ekim bitiyor. Ama bir arpa yerlerinden de geçici kavun olarak bir 10 gün sonra falan 200-300 dönüm yapasımız var. O belli değil ama bu belli. Rüzgar da çıktı. Sesim kötü geliyordur. Bu şekilde videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Abone olmayan arkadaşlar abone olsalar bize destek vermiş olurlar. Bu şekilde sesimizi daha geniş kitlelere de duyurmuş oluruz.
Burası neresiydi? Burası Ereğli Aziziye köyü. Buradan hepinize sevgiler, selamlar. Ereğli, yani Ereğli Aziziye köyü. Hepinize sevgiler, selamlar olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.